Gelsin Faruk ekranlara. Bırakın bu kelime oyunlarını. Biz en büyük kahpeliği en yakınlarımızdan gördük. Unutmayız. Sırası var. Acelesi yok. Öyle insanlar tanıdım ki arpaya katsan at yemez, kepeğe katsan it yemez. O kadar. Ben tek başına kalsam da size yeterim. Çakalların ürkmesi aslanın kükremesine bakar. Biriyle arama mesafe koymuşsam bu kesinlikle benimle ilgili değildir. Bana ne olduğunu sorgulayan herkes önce ne yaptığını bir hatırlasın. Arkamızı döndüğümüzde kim ne demiş vallahi önemli değil. Nasıl olsa yüzümüzü döndüğümüzde susuyorlar ya. O bize yeter. Faruk sosyal medyayı çok kullanan, atar gider yapan bir abimiz. Ekranda da atar gider yaptı, beni suçluyorsunuz. Hayır, biz soru soruyoruz, çelişkileri soruyoruz. Faruk, bu soruları sormakta niye rahatsız oluyorsunuz? Bu konuyu nasıl işleyebilirsiniz diyor. Ona da karar veriyor Faruk. Faruk'a kastı soruşturmayı da yapacak sayın savcım. Selendi Cumhuriyet Savcımıza sesleniyorum. Yani Faruk'a kalsa sizin yerinize oturacak, soruşturmayı da yapacak. Karar vermiş. O kendi hayatına son verdi. Ya özür dilerim ama bu kadar çelişki nasıl olabilir? Omuzunda sen aşağı doğru yuvarlanıyorsun. Çanta senin omuzundan hiç mi düşmedi Seher? Hiç mi düşmedi o çantadaki omuz? Omuzdaki çanta. Aynı Burak Durna'da olduğu gibi. O omuzdan çanta hiç aşağı doğru düşmüyor Seher'in yani. İki Seher'in omuzunda da çanta duruyor. Allah'ın hikmetine bak yani. Yuvarlanıyorsun. Oradan gidiyorsun, oraya gidiyorsun. O çanta orada duruyor. Bıçak çıkıyor. Sonra çocuğu bıçaklıyorsun. Vallahi bilmiyorum. Komando olan Seher herhalde anladığım kadarıyla. Şimdi ağacı bulmuşlar. Ağacı bir görelim. Ben bir amcayla bir konuşayım. Arife'ye merhabalar tekrar. Buldunuz mu ağacı? Merhabalar. Şimdi çocuğu siz orada nasıl buldunuz? İyi günler. Sağ olasın. Tekrar devam ediyoruz. Çocuğu tam nerede buldunuz? Ağacı bana bir gösterir misin lütfen? Ağaç bak elimde yok. Bu ağacı atmış çocuğu. He işte bu. Burası. Biraz genele yani geriye gidin de. Bak. Ha, o kadar ha ince bir ağaç. He. Şöyle. Dalı bir görebilir miyiz? Evet. Çam ince. Yer değiştirebilirsek, kameraman arkadaşla bir yer değiştirebilirsek. Bir dalı şöyle, görebilir miyiz? Hangi dalı Arif asmış? Abi, şöyle, Arif abi, asmışlar şöyle dur. Çocuğu. Arif abi şöyle dur. He. Şöyle dur. Evet. Hangi dalı asmışlar? 40 santim şabancak dalı. Sınaylım kurban oldu hocam. Dal bu. Sınaylım. Bak görüyorum. O kadar yüksek değil. Evet. Kamera yüksek değil. Asıl oldu. Dal bu. Evet. Sınaylım. Evet. Burası. Yani bu tarafına sorayım. Nasıl geçti? Bediye Hanım bir şey söylüyor. Annesi bir şey söylüyor. Ne diyorsun Bediye Hanımcığım? O ağaç işte. O ağaç. Yani amca diyor ki peki siz yeğeninizin bir işkenceye maruz kaldığını neden düşünüyorsunuz Arif Bey? Yani öldürüyorlar arkasından da bu şekilde bir yani kendi hayatına son vermiş. Boynum geliyor asılı yere. Bak. Aha. Ha, o dal mı? He. O dal. Dal kırılmamış mı peki? Anlamadım. Şeye bağlamışlar. Bak işte parmaklarımın ucundaki dal asıyorlar. Az da aşağı gösterin. O büyük dal. Çatalın olduğu yer. Çatalın olduğu yer. Sınaylım. Evet, çatalın olduğu yer. Asıldın dallara sınaylım. Bak elinin olduğu daldan nasıl geçiyor? Böyle hani öyle asılırsa. Asılsa... Dur Mehmet Bey bir eşin konuşsun. O çatal daldan nasıl geçecek benim çocuğum? Yelemişler dalı bir de baksana evet. Abla. İsmail'imin dalları, nefat ettiği dalları. İsmail'im. Tam elinin tuttuğu yerde ceset. Siz Arif Bey yeğeninizi gördünüz mü? Bedelini görebildiniz mi? Yıkarken amcasıyla ya bizi... Burada görmedim Mehmet ben. Kardeşinizle konuşuyor. Hastanede gördüm. Ha sen nasıl gördün? Bedelini bana bir anlatır mısın? Otopsi raporunu bekliyoruz ya arada. Bedeninde o kadar mesela moralık vardı boğazında soyduklarında şey ettiklerinde. Tabii savcı beni ne çabuk kestirdin diyor bunlar yani sayın savcımız her evet. Türlü olasılığı soracak öyle tabii ki de. Her türlü olasılığı değerlendiriyordur zaten eminim şu anda. Bu arada dün Faruk Bey şunu evet. Söylemişti. Ya
Dün Faruk Bey şunu söylemişti. Tamam Arif Bey. Faruk Bey dün şunu söylemişti. Demişti ki bana borcu vardı. İsmail'in bana borcu vardı. O yüzden ben gidip bankada işte kredi, o krediyi çekip işte bana borcunu ödedi. Fakat krediyi fazla çekiyor, çektiriyor. Arkasından da zaten Faruk ben araba alacağım diyor. İşte 15 bin lirada para daha alıyor. Yani aslında borcu isteyen, daha sonrası borç isteyen Faruk'un kendisi. Faruk'la yaptığımız röportaj bir ekranlara gelsin. Dün konuştuklarımız neler söyledi? Hemen bir hızlıca izleyelim lütfen. Faruk'la ilgili yaptığımız röportaj dün bir ekrandaki. Hadi gelsin ekranlara lütfen. İsmail'le servis şoförlüğü yaparken tanıştınız, doğru mu? Şöyle, İsmail ve kız benim arabamda, servis arabamda gider gelirler. Tamam. Orada tanışmışlar, etmişler. Ben bilmem. En son kız, şöyle söyleyeyim, benim köyüm olan, akrabam değil ama benim köyüm olan Selendir'in İmamlar köyünden. Tamam. Ben petrol ofisinde otururken kız beni arar. Ben, kız bana der ki, Faruk abi Allah aşkına beni kurtar. İsmail'in bir kredi kartı borcu vardı. O krediyi o yüzden çekti. Ben bilmem. Ne borcu olduğunu bilmem. Benden yani size özür dilerim. O 58 bin lirayı yani aralarında bir ilişki geliştikten sonra siz bir daha Seher'le İsmail arasında ne var ne yok karışmadınız. Ben bilmem hanımefendi. Ben onunla İsmail'le Seher'in arasında ne geçtiğini nereden bileyim. Benim yaşıklar olsun. Aşkım zaten. Bu çocuk size borçlu muydu? Ne kadar borcu vardı? Bu çocuk bizden ödünç para istedi. Birisine amcasına mı ne dabayon alması gerekiyormuş, birisine ödünç para vermiş. Şimdi diyor ki bana borcu vardı. Dolayısıyla bankadan kredi, yani görüntüler de var. İsmail'le beraber bankalardan kredi, bir bankadan daha kredi çekerken etrafında dolanıyor. Birlikte bankaya giriyorlar, çıkıyorlar. Evet, evet. Borcu varsa dışarıda başka bir yerde, evinde bekle. Çocuk parayı çeker, sana verir. Sen neden bankada onunla birlikte dolaşıyorsun ki? Farkçı mı yani? Arkasından da diyor ki, aha madem sana diyor fazla para veriyor banka, işte 60 bine yakın kredi çekiyor. 15 binde sen bana borç ver diyor. Yani totalde 100 bin liralık bir paradan bahsediyoruz. 100 bin lira için evlatlarının öldürüldüğünü, katledildiğini söylüyor. Evet. Bunu yapan da Faruk'muş. Faruk da benim benzin istasyonum var, ihtiyacım yok diyor. İhtiyacı yoksa eğer neden servis şoförlüğü yapıyorsun Faruk? İster istemez akıllara bu soru geliyor. Seher'in de korktuğu bilgisi bana geldi. Seher'cim korkma. Sonuçta bu olayın neresindesin bilmiyorum ama eğer dediğiniz gibiyse hiç çıkıp ekranda her şeyi anlatabilirsin. Seni bekliyoruz. Sorularımız sana olacak. Faruk sen de cevap hakkını kullanabilirsin. Biz şimdi İsmail'in ölümünü konuşacağız. İsmail'in neden öldürüldüğünü konuşacağız ama şeyle devam edeceğim. Çok çok sevinç gösterdim.